Arkadaşlar, size çok güzel bir sürprizimiz var. Evet. Bu vlog biraz daha şey bir vlog, yemek ısmarlayan bir vlog. Şimdi biz burada Tarık Usta diye bir yer var. Çok güzel kebapları var. Anlatsana biraz. Bakü'de Türk restoranı diyebileceğimiz bir yer. Tarık Usta, şimdi zaten kendisi de bahseder muhtemelen oradaysa. Bakü'de Türk yemekleri, Türk mutfağı yapan bir yer. Türk mutfağını özlerseniz ya da işte tatmak isterseniz gidebileceğiniz bir yer. Biz özledikçe gidiyoruz oraya. İşte Türkiye'deki kebapları özledikçe gidiyoruz. Evet. Güzel. Ve lezzetli. Sürprizimiz de, bu videoyu izledikten sonra öncelikle arayıp bilgi almanızı tavsiye ederim. Bir çift, iki nefer bizden kebap ısmarlayacağız size arkadaşlar. Öyle ama, bir şey düşündük yani, böyle bir şey yapalım dedik. Evet, İlk yani takipçilerimize teşekkür etmek istedik. O yüzden bu videoyu izleyip Tarık Usta'ya rezervasyonunuzu yaptırın ki gidip şey olmasın mesela. Sizden ya da kendiniz ödemek zorunda kalmayın. Aynen. Sizden önce giden biri olur. Hani ısmarlamış oluruz. O yüzden önce arayıp teyit etmenizi öneririm. İyi Gibi TV'den geldik diyen ilk çift kebap ısmarlıyoruz. Evet. Burada yazıyor. Şu an Hüseyin ne yiyeceğine karar vermeye çalışıyor. Mezelerimiz geldi. Bir bakalım mezelerde neler var. Ne yersin? Humus var. Aslında ezme var. Pancar ezmesi var. Bir tane acılı ezme alayım. Yoğurtlu ıspanak var. Bir tane humus alalım. Tamam. Kaşık biberimiz var böyle, pancar turşu. Ezme, atom. Atom, bir de arnavutu. Aynen. Bir de gavur da, iki tane de alalım. Evet. Tamam. Bir de ayran. İki tane. Tamam. Güzel. Siz menünüzü paylaşıyor musunuz? Menüyü gösterelim size arkadaşlar. Biz buraya gelen... Bırakabilirsin. Biz buraya gelen takipçilerimize... İki kişiye, yani iki kişilik Adana ya da Urfa, hangisini isterseniz onu ısmarlayacağız. Ya Adana ya da Urfa, bunlardan birini seçebilirsiniz. Bu şekilde. Ben size şimdi duvardaki fotoğrafları falan göstereceğim, mekanı gezdireceğim. Bir de Tarık Usta müsait olunca onunla bir görüşeceğiz. Şu an yemeklerimizi bekliyoruz. Burada Tarık Usta'ya gelen ünlüleri paylaşmışlar. Seni gülerken yakaladım. Kimle mesaj yaşıyorsun? Arkadaş. Çünkü dedim evli bir adamın başka ne hobisi olabilir ki? Değil mi? Evli bir adamın başka ne hobisi olabilir? Komik Instagram'da video izlemek. Atomumuz geldi. Ben bu atoma bayılıyorum. Acı ezmemiz de geldi. Atomun üzerindeki biber çok acı biber. Yediniz mi hiç bilmiyorum. Altında da böyle yoğurtlu bir şener var. Haydari gibi sanki. Deneyelim bakalım. Dene bakalım. Önce bana mı denetsek? Gavurdağ salata soyadım. Ben gavurdağ salataya bayılırım. Teşekkür ederiz. Hadi bana ver onu. Tamam dur. Al. Al deyip kendin yiyorsun. tamam ye. Al. Ye, ben biberli yerinden al. Alacağım. Ye. Al. Lütfen al. Tamam. Şöyle alayım. Bayağı iyi. Şöyle bir balon ekmeğimiz var. Ama sen atomun acı yerinden almadın, biberinden almadın. Teşekkür ederiz. Bu da ciğer. Ben ciğer hiç sevmem. Ben çok severim. Bak bakalım ciğer. Ciğerleri çok seviyorum ya. Şey yazacağım vlogun başlığına. Yemek ısmarlayan vlog. Dikkat, açsanız izlemeyin. Arkadaşlar aşırı lezzetli. O yüzden bizi izleyen takipçilerimizle biz de gücümüzün yettiğince, keşke o kadar maddi imkanımız olsaydı bütün takipçilerimize ısmarlasaydık. Şimdilik bir çiftimizde burada güzel bir yemek ısmarlamaya karar verdik. Güzel bir menü.
Gelmeden önce arayıp bilgi alabilirsiniz. Dil Gibi TV'den arıyoruz diye. Değil misin? Yemekler mi geldi? Yemeklerimiz geldi. Teşekkür ederiz. Acılı ezmeyi o kadar yedim ki bitireceğim neredeyse. Çok güzel olmuş. Şuraya baksana. Oh, mis gibi Adana koktu. Teşekkür ederiz. İstanbul'la birebir. Gerçekten. Hı-hı. Urfa ile Antep'le. İstanbul'u biliyor musun? Arkadaşlar ben ya. Şu an şey yapamıyorum. Video çekemiyorum. Çok yedik. Bitirdikten sonra konuşalım. Şu acıyı koymayı deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Aşırı çok iyi acı. Biliyor musun? Acısı çok iyi. Ha. Arkadaşlar Tarık Usta bizi mutfağına götürüyor şu an. Şimdi mutfağa iniyoruz. O lezzetli yemeklerin çıktığı mutfağa. Önce sizi Tarık Usta ile tanıştırayım. Tarık Usta buranın sahibi. Kendisi Antepli sanırım, değil mi? Evet, Gaziantep'liyiz. Ne zaman geldiniz buraya? 25 yıl önce geldim. 25 yıl önce mi açtınız? Evet. Buraya tabii da 25 yıl önce kebapçı ustası olarak geldik. Çok şükür şu anda kendi mekanımızı çalıştırıyoruz. ustalarımızla beraber, birlik ve beraberlik işte bu lezzetli yemekleri beraber yapıyoruz. Gerçekten çok lezzetliydi. Az önce yedik, bayıldık. Kendimizi Türkiye'de gibi hissettik. Evet, buraya gelen herkes aynı lafı söylüyor. Gerçekten yemeklerimiz Gaziantep mutfağına, Gaziantep yöresine ait olduğu için ustalarımız da Antepli ustalarımız da çalışıyor. Antepli ustalarla çalışıyor. Yerli ve Antepli ustalar çalışıyor. Hepsi birbirinden kaliteli ustalarımız. Ellerinize sağlık. Çok bakalım sağ mı? Bak buyurun. Burada ustalarımız lahmacun yapacak bize. Kolay gelsin. Evet. Ustacığım size zahmet güzel bir Antep lahmacunu yapalım. Ali Usta benim kardeşim. Ali Usta Tarık Usta'nın kardeşiymiş. Evet, evet efendim. Oldun. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mutfağınızı incelemeye geldik. Evet, teşekkür ederim. Buyurun. Lahmacun yapalım. Açılana kadar Ali Usta bize güzel bir ciğer kebabı yapsın. Gaziantep yöresini biliyorsunuz. Kelle paça ve ciğer kebabı olmazsa olmazdır. Evet. Sabah saat 5'te de ciğer kebabı yedir. Gece 12'den sonra da ciğer kebabı yedir. Artı ekstra en son güzel bir Antep katmeri ikram edeceğiz size. Yani şöyle diyeyim, buraya sabah saat 5'te gelsek ciğer yer miyiz? Kesinlikle. Süper. Kesinlikle. Geçeyim de böyle. Buyurun. Bu kadar sıcakta çalışmak nasıl? Gerçi Antep de sıcak. Siz alışkınsınız. Artık ustalarımız evet. Alışkın oldukları için de çok da büyük bir sıkıntı yaşamıyorlar. Şimdi Ali Usta hazırlığını yapıyor. Bize güzel bir ciğer hazırlayacak. Evet. Bu baharatımız sade yemek isteyen müşterilerimiz için de sade de yapıyoruz. Özellikle belirttiği takdirde. Evet. Ama bence baharatıyla tadı daha güzel oluyor. Evet. Evet, ocağımıza gidiyoruz. Zaten ciğer bildiğiniz gibi çok da ateşi sevmeyen bir şey. Bir dakikadan sonra döndüreceğiz. Bir taraf pişirdikten sonra zaten 2-3 dakikaya servis aldık. Harika. Neydi isim size? Suat Usta da bize. Fuat Usta. Evet. Pardon. Fuat Usta da bize güzel bir Antep lahmacun yapıyor şu an. Sullama. Gaziantep yöresine ait sullama lahmacun yapıyoruz. Sullama. Evet. Bunu Bakü'de hiçbir yerde yiyemezler. Çünkü bu samırsaklı, zebzelidir. Her yerde genellikle soğanlı yaparlar ama biz özellikle... Yeşil samırsak mı? Evet. Asıl olan budur yani. Antep'e öz. Zırdan. Şimdi bu karışımın içinde tam olarak ne var? Domates, maydanoz, kuzu etinden, kuzu etin köşetinden, sarımsak. Kırmızı al biber, yeşil biber. Yeşil al biber. Evet. Kağıt gibi gerçekten. Peki bu kaç dakikada pişiyor? Bir dakika içinde pişiyor. Lahmacunu izlerken ciğer kebabımız da hazırlandı. Şu an mis gibi kokular geliyor buraya. Gerçekten ciğer yemek isterseniz buraya bekleriz sizi. Evet efendim, buyurun. Bir tane de katmer getirin. Sabah 5'te de gelebilir misiniz? Öyle söylüyorlar. Evet. Sabah saat 5'te de aynı lezzeti alacaksınız. Akşam 12'de de.
Şimdi bir de katmerimizi yapacağız. Oo, katmer. En çok sevdiğim şey katmer, biliyor musunuz? Katmeri de Bakü'de çoğu restoranlar yapıyor ama bizimki gerçekten özel. Gerçek bir Antep katmeri. Evet, sade yağ. Sade yağla yapılıyor. Fıstığı bol, kaymaklı. Şimdi inşallah biçtikten sonra bunun lezzetini daha çok, daha iyi anlayacaksınız. Evet ustacığım, bunu da atalım fırına. Hem hindi hem kuzu dolması siparişleri üzerine yapıyoruz. Kuzu dolmasının içinde ne oluyor? Pilav, iç, evet, pilav iç pilavı mı oluyor? Oluyor? Evet. Bu şu an kuzu. Sadece bu müşterimize özgü olduğu için bu kuzunun kolu. Ha, neresini isterse orasını yapıyoruz. Elbette ki, evet. Biz müşterimizin isteğine göre kuzu kolunu yapıyoruz bugün. Aha. Peki siparişe göre hindi, kuzu, ne isterlerse hepsi, yapabiliyorsunuz. Hepsi, evet, mevcut. Lahmacunumuz hazır galiba, çıkmak üzere. Bir yandan katmer yanında pişiyor, öbür tarafta kuzu pişiyor. Burada ciğerlerimiz var. Gerçekten çok lezzetli bir yer ya. Ben burada çalışsaydım çok kilo alırdım. Şu an lahmacunumuz hazır. Görüyor musunuz? Efsane görünüyor ya. Ellerinize sağlık. Yiyip tadına bakacaksanız ondan sonra notumuz size. Tamam. Aa, çok küçük bir parça alayım. Doğruyorsunuz bunu. Bastayım. Size yukarıda inanılmaz lezzetli bir Adana yedim. Afiyet olsun. Kendimi Antep'te gibi hissettim. Katmer de harika görünüyordu. Katmeri bekliyoruz. Hüseyin de orada. Sen şunu çek, şunu bak. Onu ben her anını çektim. Yapılışını çektim. Ha, çekti mi ciğeri? Şunu tadına bakar mısın? Ciğer arkadaşlar. Beğendin mi? Ben daha önce burada yediğim için biliyorum bu tadını. Harika. Afiyet olsun. Ciğeri aynen Hüseyin'e yedirelim. Çünkü ben pek ciğer yiyemiyorum. Şey yaptım. Harika. Ciğere sağlık. Yes. Hüseyin'e sağlık. Afiyet olsun. Şimdi ne geliyor biliyor musun? Ne? Katmer geliyor. Ooo. Katmer. Ve Cengo kendisi olmazsa olmazı biliyorsunuz. Gaziantep tatlısının olmazsa olmazı. Evet. Burada da katmeri yaşatman ayrı bir şey var. Antep'e gelen tüm misafirlerimizi kelle paça, beyran, katmer veya ciğer kebabı katmer. Ya yani bu mutlaka olmazsa olmaz. Arkadaşlar, katmer geldi. Hemen şöyle bol fıstıklı tarafını çekelim usta. Bir de buzdağının görünmeyen yüzü var diyorsunuz. Evet. Antep fıstıklarıyla baba. Evet. Diğer tarafını da pişirdiniz birazcık. Tabii tabii tabii. İki tarafı da pişti şu anda hazır. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Katmerimizi eğer tabii tavsiye üzerine soruyoruz müşteriye. İsterlerse şöyle yapıyoruz. Normalde kesiyoruz. Dondurmamıza ilave ediyoruz. Evet. Çok evet. Güzel görünüyor ya. Bu muhteşem lezzeti müşterimize yediriyoruz. Afiyet olsun. Mutlaka deneyin. Denemeden bir şey söylemek çok zor. Çünkü tereyağı Urfa'dan geliyor. Öyle mi? Tereyağı, yani burada kere yağı deniyor. Sade yağımız baklava ve katmer özellikle kullanılan bir yağdır. Süper. Evet. Süper. Onun için de eğer bu lezzetleri de zaten yemek istiyorsanız mutlaka Tarık Usta Restoran'a geliyorsunuz. Bunu da burada yiyorsunuz. Biz de kendi ellerimize yapıp size ikram ediyoruz. Ellerinize sağlık. Çok sağ olun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Büyük bir ekip var. Çok güzel bir mutfak var. Teşekkür ederim efendim. Afiyetler olsun. Ben ilk kez katmerin nasıl pişirildiğini gördüm, nasıl yapıldığını gördüm. Şimdi gördüğüm katmeri yiyeceğim. Şimdi bakın arkadaşlar, şu katmer böyle, bakın o kadar ince ki bıçağa değdirince zaten ayrılıyor. Böyle. Harika. Şimdi bir aşkta derler, katmer katmer. Teşekkürler. Şurasına. Şöyle bir durum var arkadaşlar, biz alışverişten sonra gidip yemek yiyelim dedik. İşte Tarık Usta'yı da zaten tanıyoruz, arkadaşımız, dostumuz. Hani buraya gelirken böyle bir şeyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk işin doğrusu. Bizim için de sürpriz oldu gerçekten. Bizim için de sürpriz oldu. O yüzden tamamen içimizden gelen şeyleri aktardık.
Bunu tadınca siz anlayacaksınız ne demek istediğimizi. Bu kadar güzel bir gün geçireceğimi bilmiyordum. Ben şu an yemekle uğraşıyorum. Evet arkadaşlar, yemeğimizi yedik. Hesabınızı ödedik. Bakalım kime kısmet olacak. Burada Bağbek Plaza yazıyor. Tarık Usta'nın girişi de böyle. Şöyle de göstereyim size. Bu numarayı arayıp İyi Gibi TV'den geliyoruz derseniz gelecek olan ilk çiftimize Tarık Usta harika restoran reklam videosundan daha çok şey gibi deneyip aşırı beğendiğimiz bir restorandı. O yüzden tabii sizinle paylaşmak istedik. Bir daha söyleyeceğim. Gelip yemek yiyen arkadaşımız bizim Instagram hesabımızdan İyi Gibi TV'den bizimle fotoğrafını paylaşırsa çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi